Şimdi sürekli bizim söylediğimiz bir şey var. Hani hep aile içi şiddet, erkek şiddeti, abi ailenin korunması deniyor ya sürekli. Zaten kadınların başına ne geliyorsa aile içerisindeki en yakın oldukları kişiler tarafından geliyor. En başta koca, sonra baba, abi, değil mi? Hani sevgili, hani yakın yine ilişki içerisinde. Yani sokaktan geçen herhangi biri kadın bir kadını dövmüyor. Veyahut da sokaktan geçen herhangi, çok nadir olsa bile o oluyor, ama genel olarak baktığımızda failler, tecavüzcüler de olmak üzere taciz, tecavüz, şiddet faillerin hepsi, büyük bir çoğunluğu, yani %99, yani çok küçük bir miktarda ben şiddet failini tanımıyorum diyen kadınlar çıkar. Yok, muhakkak herkes faili tanıyor, yakinen tanıyor. Mutlaka hayatının bir döneminde güvendiği kişi, erkekler yapıyor zaten. Dolayısıyla ailenin bu kadar kutsanması biraz daha erkeklerden kadınlara yönelmiş bu şiddeti birazcık örtmek amaçlıdır. Aile kutsal, koca nasıl yapar, baba nasıl yapar, hep böyle. Veya aile içerisindeki kadın şiddet görmemek için ailenin ona yüklediği görevleri yerine getirirse olmaz. Bu hakim, bu düşünce hakim. O yüzden uygulamaları da bu şekilde devam ediyor. Biz görmedik ki, yani çok, işte bu Özgecan Aslan mesela, o tanım, yani bir onun dışında çok nadir örnek verebiliyoruz yani. Muhakkak istismarda da şiddette de kadınların hep yakın olduğu, güvendiği kişilerden geliyor maalesef. Enset zaten, yani o direkt orada fail en yakın ve güvendiği kişi. O yüzden böyle olunca da ailenin bu kadar kutsanmasının altında kutsanıyor yani. Bu şeyleri kapatmak amaçlı, hani bu çürükleri kapatmak amaçlı, yani anlatabildim mi? Aile kutsal, annelik kutsal, ama geri kalan her şey işte saklanmalı yani. Kötü olan her şeyi saklamak amaçlı aileyi yüceltiyorlar. Bu torba yasada ilk başta Anayasa Mahkemesi kararı olan bir karar, torba yasada AK Partililer tarafından karşı çıkıldı. Kadınların soyadı hakkı. Aslında ben buna hep yıllardır soyadı değil de son ad diyorum. Çünkü bu soy, kütük falan hep erkek egemen sistemin bir, onu güçlendiren bir şeydir. Mesela işte ailenin soyadı. Ailenin soyadı kimin soyadı? Babanın soyadı, kocanın soyadı. Yani ailede bu soy ağacı meselesi Türkiye'de erkekten gidiyor. Oysa baktığınızda birçok toplumda kadından gidiyor. Çünkü soyu devam ettiren kadındır aslında. Kimin kimi doğurduğunu bilirsiniz. Baba belli olmaz ama anne bellidir yani. Bütün doğanın gerçeği bu yani. Sen gel bu gerçekliği nasıl kendi lehine çevirmişse zamanında soy, kütük vesaire meselesiyle bir nüfus sistemi kurmuş. Bu nüfus sisteminde de evlenen kadın kocanın kütüğüne direkt bilmediği, görmediği, kendine ait olmadığı bir kütüğe kadını bağlıyorlar. Sonra da soy ismi değişiyor kadının. Boşanınca yine kütük değişiyor, yine soy isim değişiyor ve sürekli kadın bir kütükten başka bir kütüğe, bir soyadından başka bir soyadına yolculuk yapıyor. Ama hayat kadınlar için böyle çok zor. Çünkü mesela kadınlar bu süreçte hayatlarında yaşıyor. İşte ehliyet alıyor, diploma alıyor, okula gidiyor, değil mi? Ve hep sürekli bir soy ismi kargaşası yaşıyor. Bu da erkekler yaşıyor mu bunu? Hayır. Bu direkt anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu aykırılıktan dolayı da bunun değişmesi lazım. Herkes soy ismini özgürce seçebilmeli. Değişip değişmemesine kadınlar karar verebilmeli.